Kraliyet düğünlerinin vazgeçilmezi bu aletler artık günlük yaşamada adapte oldu. Üstelik 2019 yılının vazgeçilmez aksesuarlarından biri haline geldi. Son Moda ekibi sizler için bu alet dosyasını açıyor. Aristokrasinin sembolü olan voilet şapkalar sokak modasına taşındı. Şıklığınıza şıklık katacak voilet şapkaları öğrenmeye hazır mısınız? Melisa Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Etraf voilet şapkalarla dolu, klas bir görünüme sahip olmanın anahtarı olan voilet şapkalar gerçekten hepsi, her biri birbirinden göz alıcı. Nasıl modeller var, bize sayabilir misiniz? Bu sene şöyle ki, daha çok organizasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanan şapkalarımız var. Düğünlerde gelinlerin tercih edebileceği, burada da gördüğünüz gibi şapkalar mevcut. Bunun dışında farklı okazyonlarda da kullanılabiliyor. Son birkaç yıldır özellikle daha güncel, daha bilindik olduğu için söyleyebilirim. Genelde kraliyet ailelerinde görmeye alışkınız voilet şapkaları. Peki biz günlük hayatımıza nasıl kombinleyebiliriz? Günlük hayata dediğim gibi birazcık daha sporlaştırarak, belki deri kullanarak ya da birazcık daha keten kumaşlar kullanarak kombinlemek mümkün. Keten kumaşların kullanıldığı voilet şapkalar sanırım şurada Melisa Hanım. Melisa Hanım, geldiğim gibi buraya direkt gözüme çarpan voilet şapka bu. Sanırım kıyafetimden de kaynaklı, bakalım kombinin olacak. Tamam, ben yerleştireyim sizin için. Normalde bunun duruş şekli bu şekilde. Tabii voilet şapka takmak isterseniz eğer birazcık böyle öne doğru gelecek değil mi? Ya modeline göre aslında değişiyor ama genel olarak hafif alına düşüp voileti de birazcık daha yüzü ve gözü örtecek şekilde olduğunda çok daha şık duruyor. Evet. Derilerden bahsetmiştiniz. Evet. Şurada görüyorum. Bir jean var ve gömlek var. Sanırım size de bu daha fazla yakışacaktır. Görmek istiyorum. Yani mesela böyle bir şapkayı şöyle bir kıyafetle bile kombinlemeniz mümkün olabilir. Evet. Ve daha şık ama spor bir görünüm sağlayabilirsiniz. Evet. Modeller arasında sezon modelleri de değişiyor mu? Kışın şu modelleri kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Ya da yazın. Onları gösterebilir misiniz? Aslında şöyle, bu birazcık daha kumaşla alakalı bir dokunuş oluyor. Kadife birazcık daha kışlık grupta daha çok kullandığım bir kumaş türü. Onun dışında sezonluk olarak şöyle değişebiliyor. Bazen moda olan daha büyük şapkalar diğer sene daha küçülebiliyor, formları değişebiliyor gibi. Son dönemlerde trend oldu bu voilet şapkalar. Normalde çok fazla bizler kullanmıyorduk. Nasıl gelişti bu süreç? Aslında şapka Türkiye'de var olan bir kültür. Daha çok düğünlerde, vaftizlerde ve bar mitzvalarda takılan bir aksesuar. Şurada lacivert de görüyorum. Bu renge de bayıldım. Bu renk şapkalarda biz genelde siyah ya da beyaz renklere alışkınız. Ama görüyoruz ki rengarenk şapkalarla dolu. Bu da günlük kombinlerimizi daha da kolaylaştırıyor. Şık bir görüntüye sahip olmak istiyorsak eğer böyle renkli voilet şapkalar da alıp kullanabiliriz. Çünkü daha da uyum sağlayacaktır. Evet, zaten. Peki bunların yapım aşaması nasıl Melisa Hanım? Zor mudur? Kesinlikle zor. Son dönemlerde düğünlerde de duvakların yerini voilet şapkalar almış durumda. Gelinlerimiz için de birkaç seçenek gösterebilir misiniz? Tabii ki, buyurun. Gerçekten işte gelinlerimize bir alternatif olacak voilet şapka. Hem taşlar var değil mi? Hem böyle ince ufak ufak incileri de var. Tüyü var aynı zamanda. Çok şık.
Şurada bir de gül görüyorum. Bu çiçekler de daha... moda mı voalet şapkaların evet, üzerinde? Aslında çiçek çok yurt dışında da özellikle İngiltere'de de çok kullanılan bir aksesuar. Ve bence birazcık daha romantizm katan bir aksesuar. Hem taşlarla hem de çiçeklerle kombinleyip birazcık daha gelinlerimizin havasını farklılaştırmak istedik. Peki voalet şapkaları hangi gelinlik modellerine göre seçmeliyiz? Daha önce de bahsettiğim gibi kıyafetle kombinlemek, gelinlikle kombinlemek çok en önemli kısmı diyebilirim. Gelinliğin tarzını yansıtması gerekiyor şapkanın da. Beraber bir bütün olması gerekiyor. Dolayısıyla sıfırdan da bir model gelinliğe göre tasarlamamız mümkün oluyor. Ya da var olan modellerin üstünden revize edip de tekrar bir model çıkarabiliyoruz. Mesela yani daha sakin, tril tril bir elbiseyle ben bu modeli tercih edebilirdim. Hatta tüyler siyah tüylerle de birazcık daha iddia katabilirdim. Evet. Sokağa taşınan voalet modasının tüm detaylarını Melisa Hanım'dan öğrendik. Hoşçakalın.